Gündüz görüşüyorsun ama gece partilere gitmezsen kanda, ertesi gün toplantı yapacak adam bulamıyorsun yani. Evet, onun için onları yaşamak O zorundasın. yüzden böyle 10 gün gece gündüz partiler falan, onu da yapabilmek için spora gittik. Sporun faydaları çoktur yani. Evet. Şimdi o zaman kısa bir süre sonra yine salona dönüyorsun bize. Tabii Salonlara yani dönüş var niyetim yani. niyetim Ne zaman? Söz bu alalım hafta, şimdi biz. hayır bu hafta sonu olabilir. Tamam. Bu hafta sonu O zaman olabilir. spora başlıyoruz. Sıkı bir Spora şekilde başlıyoruz. başlıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Spor yapsınlar. Tabii. Bizim gibi montaj dertleri Evet. yoktur. Otursunlar. Mesela inanılmaz kilo vermiştik şeyde, değil mi? Ya tabii. Çekimler Evet, sırasında. çekimlerde yani Çekimler çünkü sırasında hepimiz düzenli bir yani beslenme en az falan 5'er kilo verdik galiba. Düzenli 24 beslenme de olsa bile şey vardı. Enerji İnanılmaz harcıyorsun. İnanılmaz. İnanılmaz. Efor çok Efor yüksek bir efor harcıyorsun. vardı evet. Yani. Efor harcıyoruz. Bir de düzensiz yeme beslenme. Evet. Yani bunun ortasını tam bulamadık daha biz. Bulacağız ama. İnşallah bu ikinci filmi. O biraz daha farklı olacak aslında. Biraz Yok, tabii ikinci filmde. daha Yani bu çektiğimiz zorlukları tekrar çekecek gücümüz var mı bilmiyorum. olur mu? Yani Bence o güne gelir var. diyorsun. Bir Bence iki var. sene. Ben öyle hissediyorum ki Yani, var. Arkadaşlarda da o şey var zaten gözlerinden belli. Bence yaparsınız diye düşünüyorum yani. Yani zar zor yine yapacağız gibi Zar geliyor. zor yaparsınız evet. Sizin sporla bir geçmişiniz falan, spor içinde Evet neler var bende. yaptınız? Benim sporla geçmişim, ben 1992 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde profesyonel spor hayatıma başladım aslında, tekvando. Yaklaşık olarak orada 6 sene ben sadece iller arasında mücadele verdim tekvando sporunun olarak. 99'da liseler arası Türkiye tekvando şampiyonu oldum 54 kiloda kategorisinde. Yine 2001'e gelindiğinde yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin adına girdim. Ankara seçmelerinde Türkiye Amilli Tekvando takımına seçildim. Hemen arkasından da Yunanistan Balkan Şampiyonası'nda işte Türkiye'yi Oo, temsil ettim. ne Orada da kadar güzel. yani tekvando benim yani diğer bir yönden sporcu geçmişim de aslında. Yine aynı şekilde şey dağcılık üzerine Akdeniz Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Yılmaz Sevgül'ü belki yani dağcılık sporuna ilgilenenler tanıyordur. Nasuh Marık ile birlikte ilk Evet. Everest'e tırmanan Evet. dağcı. Yılmaz Sevgül ile birlikte bir sene Akut'un oradaki kuruculuğunu yani Ne Akut'un oradaki kadar güzel. faaliyetlerini sürdürdük. Tekvando ve aynı şekilde kaya tırmanışı benim o dönemde profesyonel spor hayatımda Gördüğün vardı. gibi adam.